Evet sevgili izleyenlerim, referans programı ile yine sizlerle beraberiz. Şimdiki konuğum ünlü herbalistimiz İbrahim Gökçek. Hoş geldiniz İbrahim Bey. Yaz geldi ve doğal olarak yediğimiz besinlerden, polenlerden bunların hepsi o alerjiyi tetikliyor. Bu yüzden ünlü hocamız bize şimdi alerjiden kurtulma yollarını, sebeplerini anlatacak. Sizi dinliyoruz efendim. Nedir bu alerji? Evet, nedir alerji? Alerji nedir? Dünyada milyonlarca insan alerjiden muzdarip ve sürekli alerji olanların sayısı artıyor. Neden, niçin diye yapılan araştırmalar netice vermiyor. Neden netice vermiyor? Çin'e yakın bir ada var, Mako Adası. Eskiden İngilizlerin elinde olan bu adayı İngilizler Çinlilere teslim ettikten sonra eskiden köy hayatı yaşayan insanlar birdenbire sanayileşme, endüstri, turizmle karşı karşıya geldiler. Eski binalar yıkıldı, yerine gökdelenler dikildi birdenbire. Değişti birkaç yıl içerisinde. Daha önce bölge halkında alerji denen bir şey yoktu. Evet. Tek kişi dahi alerji bilmiyordu. Yani basit rahatsızlar, karın ağrısı, üşütme, grip, nezle veya bağırsak kurtları gibi rahatsızlar olan insanlar yani %50'si alerjiye yakalandı. Yapılan araştırmalarda neden alerjiye yakalanıyor bu insanlar diye birçok araştırma yapılmıştır. Yani hiç alerji bilmeyen insanlar hepsi hemen hemen alerjiye yakalanmış. Alerjinin birçok sebebi var. Fakat bütün sebeplerin tek bir şeye dayanır. Vücudun histamin kortizon dengesinin bozulmasından kaynaklanır. Histamin ne, kortizon ne? Histamin mast selin dediğimiz ana hücrelerin salgılanmış olduğu hormonsu bir madde. Kortizon ise böbrek üstü bezelerin salgılanmış olduğu bir hormon. Vücudumuzda histamin ve kortizon dengededir. Nanogram dahi biri diğerinden fazla veya eksik olmaz. Dengeli bir salgılama vardır. Histamin damarları, bronşları, hücreleri sıkar, sertleştirir. Kortizon hücre zarını, hücreyi açar, genişletir, rahatlatır. Damarlar açar, bronşlar açar. Yani biri büzücü, diğeri sıkıcı. İki evet. Farklı özelliğe sahiptir. Neden bu böyle? Histamin hücreyi sıkıştırdığı zaman, sıktığı zaman hücrenin içerisindeki artık maddeler glikoz yandıktan sonra enerji ortaya çıkar. Artık madde olarak da asitler vesaire. Artık maddeler hücre dışarısına atılır. Damarların içerisinde hareketlilik sağlar. Bronşlarda hareketlilik sağlar bu büzme hareketi. Kortizonla ise tekrar genişler. Genişleme ile birlikte hücre içerisinde vitamin, mineral, enzim, glikoz vesaire girişi sağlanır. Yani bu bünyemiz için gelgit olayı gibi bir denge var. Bu denge bozuluyor. Neden bozuluyor? Bu dengeyi bozan iki şey var. Bir, midede Helicobacter pylori isimli bakteri varsa, yani kişide gastrit, ülser, reflü veya 12 parmak bağırsağında iltihap varsa, ince bağırsağında iltihap varsa, bu Helicobacter pylori isimli bakteri birçok toksik madde üretiyor da bu toksik maddelerden biri de histamin. Histamin oranı sürekli yükseliyor. Yükselirse ince bağırsağın salgılamış olduğu çok özel bir enzim var. Diaminooksidaz. Bu enzim böbreklerde, karaciğerde, akyuvalarda depolu bulunur ve sürekli histamini minimum seviyede tutar. Diaminooksidaz isimli enzimin azalması, histaminin yükselmesi, kişide bildiğimiz bütün alerjik hastalıkları, polen alerjisi yani çiçek tozları, alerjik rinit, besin alerjisi, kurdeşen, deri hastalıklarından sedef, ekzema, atopik ekzem, alerjik ekzema ve birçok hastalığı kurdeşen, kronik ürtikeri tetikler. Bütün bu rahatsızların sebebi bünyenin histamin, kortizon dengesinin bozulmasından kaynaklanır. Bunu bir, midedeki bakterinin sebebi olur. İki, bağırsaklara mantar yerleşmişse. Bağırsaklara mantar neden yerleşir? Normal olarak her insanın bağırsağında zaten mantar vardır. Mantar var. Mantar olmayan insan yok. Fakat kişinin sağlıksız beslenmesi, abur cubur yemesi, abur cubur dediysem çikolata, jelibon, kiek,
hazır çorbalar, bunların içerisinde kimyasal madde var. Bu kimyasal maddeler aynı kimyasal ilaçlar gibi toksik madde. Bağışıklık sistemini çökertiyor. Faydalı bakteri yok ediyor. Zararlı bakteri ve mantarları azdırıyor. Artı kişinin bilinçsiz bir şekilde yoğun olarak kimyasal ilaçlar, antibiyotikler, antihistaminik, antidepresan, çeşit ilaç kullanması. Bu çeşitli ilaçlar bağırsaklardaki faydalı bakteriyi yok ederken zararlı bakteri ve mantarları azdırıyor. Örneğin penisilin nedir? Penisilin küf mantarının üretmiş olduğu toksik bir maddedir. 1935 yılında Alexander Fleming küflenen yoğurdun bakterileri yok ettiğini görüyor. Oh, ben büyük bir buluş yaptım diyor. Tamam, bakterileri öldürüyorum. Hemen araştırıyorlar, inceliyorlar. Penisilini üretime sokuyorlar. O günkü teknolojiyle, yani 1935'te ilk defa penisilin teşhis edildiğinde penisilinin, küf mantarının üretmiş olduğu penisilinin bağırsaklardaki, o zaman zannediyorlar ki bağırsakta sadece zararlı bakteri var, faydalı bakteri olabileceği ihtimali akıllarına gelmiyor, bilemiyorlar. Teknolojik olarak o seviyede değiller. Bağırsaklarda zararlı, yani bağırsak kurtları var ya, aynı şekilde zararlı bakteri var, faydalı bakteri olabilir diye düşünemiyorlar. Ve o günden bugüne kadar antibiyotiklerle insanlar kademeli olarak ne oluyor? Zehirleniyor, zehirleniyor. Kim zehirliyor? İşte bu, şu kitapta, bu kitapta Almanca 11 bin kimyasal ilacın yan etkileri. İnsanlar nasıl kimyasal ilaçlarla zehirleniyor? Yan tesirleri. İlaç kullanan kişi, bazıları diyor ki ya ben günde bir tane bir tansiyon hap alıyorum, ne olacak diyor. Bir gün almıyorsun ki o tansiyon hapını. Sürekli. Bazıları diyor ki ben bir tane diyor iki veya iki tane diyabet şeker için hap alıyorum. Önemli değil diyor. Bazıları diyor ki kolesterol hap alıyorum. Önemli değil. Bazıları zayıflamak için. Bazıları da kortizonlu ilaçlar alıyor. Zannediyorlar ki bünye bunu alıyorsun burada. Hemen bunu süzüyor, temizliyor, atıyor. Öyle değil. Bu kimyasal ilaçlar lenf sistemine yerleşiyor. Depolanıyor. Sinir sistemine depolanıyor, beyne depolanıyor. Vücudun bütün hormon dengelerini yavaş yavaş bozuyor. Bazı kimyasal ilaçlar 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl vücutta kalıyor. Ve sürekli alınan kimyasal ilaçlar, yenen besinlerdeki kimyasal katkı maddeleri bünyemizi çöplüğe dönüşüyor yavaş yavaş. Bağışıklık sistemi çöküyor. Kimyasal ilaçlar nedeniyle bağırsaktaki çok hassas bakteriler, faydalı bakteriler, laktobazilus ve bifidobakterileri 15-20 yıldır faydalı bakteriler yoğurtlara katılıyor bağırsakları çalıştırsın diye. Faydalı bakteriler azaldıkça yerine zararlı bakteri ve mantarlar çoğalıyor. Zararlı bakteri ve mantarların üretmiş olduğu toksik maddeler nedir? Etan, metan, bütan gibi gazlar, etil alkol, metil alkol, bütil alkol gibi zehirli alkoller bağırsakları yakıyor, kavuruyor. Bağırsaklar yanarsa, kavrulursa ne olur? Yeterli ve kaliteli enzim salgılayamaz. Enzim oranı azaldığı zaman histamin yükselir. Bu da her türlü alerjik hastalık ve diri hastalığının temel sebebidir. Bunu bugüne kadar dünyada ilk çözen benim. Hamdolsun çözebildik. Evet, mantarı yok etmek gerekir. Mantarı yok etmedikçe toksik maddeyi önleyemezsiniz. Toksik maddeyi önleyemezseniz alerji önleyemezsiniz. Mantarı nasıl yok edeceksiniz? İşte bu gördüğünüz laden gülü Türkiye'nin Ege, Akdeniz, Marmara sahil şeridine çok yakın bölgelerde milyonlarca ton yetişir. Bununla ilgili Almanya'nın Saarland eyaletinde Homburg Üniversitesi'nde Profesör Doktor Günter Wiese besin alerjisi dediğimiz atopik ekzemeye besin alerjisi denir. Sulu, kaşıntılı, kabarcıklı bir ekzeme türü. Evet. Buna yakalanan kişi, bazıları elma, bazıları armut yediğinde, bazıları süt içtiğinde, bazı insanlar çilek yediğinde, bazıları fındık fıstık, çeşit çeşit. Her insan farklı farklı besine karşı alerjisi olur.
Sulu kabarcıklı, kaşıntılı, atopik eksemeye, besin alerjisine karşı dünyada en etkili bitkidir bu. Bununla ilgili klinik araştırmaları Almanya'da yapılmış. Profesör Doktor Günter Wiese bu tür rahatsızlığı olan çocukları tedavi etmiştir. Artı yine Saarland eyaletinde Profesör Doktor Wolfgang Hübschne yine Profesör Doktor Günter Wiese ile ortak bir araştırma yapmışlar. Besin alerjisini tedavi etmişler. Şimdi biz ne yaptık? Biz bu laden gülünün kapsülünü ürettik. Laden gülünün ekstraktı. Birleşimindeki ekstrakt, bu laden gülünün birleşimindeki etken madde indometasin fenilbutason denen etken madde %3. Biz bunu konsantre hale getirdik. Damıtarak ekstraktını elde ettik. Yani bitki özütünü kullanıyoruz. Bir, laden gülü forte, iki sinirlot forte, üç mahonya. Yani alerjik hastalıklara, bağırsaktaki mantarlara karşı en etkili bitkileri oluşan çok özel bir ürün ürettik, hamdolsun başardık. Alerjik ekzeması olan ve her tarafı böyle yara haline gelen Almanya'nın Frankfurt şehrinden bir beyefendi kaşınıyor. Kaşındığı yerlerde el bilekleri, dirsekleri, dizleri yara olmuş her tarafı. Et yediği zaman uyuz gibi kaşınıyor. Doktorunun verdiği ilaçlar, kortizonlu ilaçlar sadece baskı altına alıyor, iyileştirmiyor. Ya ne yapılabilir? Ne yapılabilir? Deneyeceğiz dedim. Biz ona iksir, aloe vera jel, laden gülü özel bir çay vardı. Bu kapsülünü yeni ürettik. Artı sinirlottan oluşan, bu sinirlotta her türlü enfeksiyona karşı etkili. Bunun birleşiminde de 19 çeşit bitki ekstraktı var. Bu ürünleri kullandıktan sonra 2 ay içerisinde kaşıntılı, alerjik, ekzemadan çok şükür kurtuldu. Her türlü alerji tedavi edilebilir. Önemli olan kişinin erken teşhis yaptırıp tedaviye başlaması. Kortizon kullanırsa da iyileşiyor ama nasıl? Geçici. Kullandığı sürece iyi geliyor. Bıraktığı zaman ne oluyor? Azıyor. Rahatsızlıklar daha da yoğunlaşarak daha da kötü hal alıyor. Yani geçici bir kişi rahatlama istediğince iyileştim zannediyor. Bıraktığı zaman kortizonu daha da çoğalarak katlanıyor. Artı kortizon kullanan kişinin deri inceliyor. Kemiklerdeki kalsiyum oranı azalıyor. Kemiklerde kalsiyum oranı azalıyor. Kemikleri inceliyor. Hafıza zafiyeti başlıyor. Unutkanlık. Artık yavaş yavaş evin yolunu bile şaşırır hale geliyor. Evet. Yüzü şişiyor. Ay yüz dediğimiz bir yüz şekline dönüşüyor. Moğollarda olduğu gibi. Yüz böyle yüz yuvarlak hale geliyor. Hormon anormallikleri nedeniyle kortizonun sebep olmuş olduğu hormon anormallikleri kişi sürekli kilo alıyor, kilo veremez hale geliyor. Ne yaparsa yapsın artık kilo veremiyor. Çünkü bünyenin bütün hormon dengeleri bozuluyor. Bu tür rahatsızlara karşı bizim bu ürünleri kullandığı zaman kişi evet. Rahatsızlıkları tamamen geçer, bir şey kalmaz. Evet sevgili izleyenlerim, İbrahim Bey'e bizi bilgilendirdiği için çok teşekkür ediyoruz. Kısa bir aradan sonra sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz.